Konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Dünden beri bir video yayınlayacağım. Ebu Selim'e Gülen'in videosunu yayınlayacağım. Ama konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Bir video düştü dün önüme, bir haber düştü. Dünden beri aklımdan çıkmıyor, gözümün önünden gitmiyor. Sürekli alıp veriyorum, sürekli alıp veriyorum. Nedir o? İstanbul'da yapılan sözde bir operasyon. İki tane kadın var. Güya bir para transferi var. Aslında bir muavenet. Yani çünkü bu süreçte herkesi sivil ölüme mahkum ettiniz. Medeni ölüler haline getirmek istiyorsunuz. Kendi tabirinizle su yok dediniz ya. Susuz bırakmak istiyorsunuz. Ağaç kökü yesinler dediniz ya. O şekilde. Ama suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın. Kuru yaş ayrımı yapmaksızın. Milyonlarca masum insanı yok etmeye çalışıyorsunuz. İşte bu çerçevede hapse attığınız, işsiz bıraktığınız, açlığa mahkum ettiğiniz insanları birileri elin davucunda ne varsa paylaşmaya çalışıyor. Ama siz onlara bile operasyon yapıp büyük suçlularmış gibi ifşa ediyorsunuz. Güya ele geçirilmiş paralar diyerek para transferiymiş. Çok büyük operasyonmuş gibi bunları paylaşıyorsunuz. Hem de ne zaman? Mafyanın en güçlü olduğu dönemde, çetelerin en güçlü olduğu dönemde. Milyarlarca dolar servetin kirli paranın, kara paranın, uyuşturucu parasının Silah parasının, kan parasının ortalıkta dolaştığı ve herkesin seyrettiği bir dönemde. Yargılamaktan aciz olduğunuz bir dönemde. Herkesin gözünün önünde bir cinayet işlendi ve el birliğiyle kapatılıyor. Herkesin bunu izlediği bir dönemde. 2 tane masum insana operasyon yapıp 38 tane şüpheliği sözüm ona gözaltı yapıp 28 kişiyi tutukluyorsunuz. Ve ben bu saatlerde Ebu Seleme Gülen videosunu yayınlamakla ilgili kıvranıp duruyorum. Çünkü hesap ediyorum, tartıyorum, koyuyorum, çıkarıyorum, biçiyorum, ölçüyorum. O saatlerde böyle bir video düşüyor ve benim gözümün önünden çıkmıyor. Hesap ediyorum. Ne olacak? Siz şimdi az önce dediğim gibi insanlarda hiçbir şekilde suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın kitlesel bir şekilde onları ölüme sürüklemeye çalıştığınız bir dönemde bu kadar vahşice, bu kadar barbarca, bu kadar hukuksuzca, bu kadar insafsızca, bu kadar vicdansızca, dinmeyen bir kinle, dinmeyen bir öfkeyle, doymak bilmeyen bir şehvetle bu hukuksuzluğun adeta pornosu çekiyorsunuz her gün. Konuşturmuyorsunuz bizi. Konuşacağız, tartışacağız, gerçeklere ulaşmaya çalışacağız, hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz hep beraber. Hadi o tarafta siz bir şey yapmıyorsunuz. Bütün gerçeklerin üzerine örtüyorsunuz. Zorbalıkla, devlet gücüyle, savcı gücüyle, hakim gücüyle, polis gücüyle susturuyorsunuz insanları. Konuşturmuyorsunuz. Burada zaten çok fazla konuşan insan yok. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Konuşmak istiyoruz, konuşturmuyorsunuz. Kadınlara ilişiyorsunuz, bebeklere ilişiyorsunuz, çocuklara ilişiyorsunuz, yaşlılara ilişiyorsunuz en çok korktuğum şey bu. Konuşurken duygusallaşmak istemiyorum normalde. O yüzden çok tarttım ettim. Kendimi tutuyorum. İnsanların ekmeğin ekmeğine ilişiyorsunuz. Suyuna ilişiyorsunuz. Bebeklerine ilişiyorsunuz. Öğrencileri alıyorsunuz. Kızları alıyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz. Konuşacağız. Konuşturmuyorsunuz. İki tarafta. Diğerleri de aynı. Ebu Selam ve Gülen konuşmaya başladı. Hasta yatağındaki kanser babasının videosunu paylaşıyorsunuz. Dört bir koldan saldırıya geçiyorsunuz. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Küfürbaz, üslup yok diyorsunuz. Deli diyorsunuz, aklını oynatmış diyorsunuz. Sözlerine itibar edilmez diyorsunuz. Hiçliğe mahkum etmek istiyorsunuz, görmezden gelmek istiyorsunuz. Ve benim üzerimde bir saldırı günlerdir konuşturmuyorsunuz. Çünkü konuşulması iki tarafın da işine gelmiyor. İkiniz de bu, bundan nemalanıyorsunuz. Bu şekilde güçlerinizi, iktidarınızı, sisteminizi sürdürüyorsunuz, çarkınızı döndürüyorsunuz. Ebu Seleme Gülen'e yani İngilizce tabiriyle söyleyeceğim, bağışlayın, defamation campaign yani veya ad hominem bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışarak sistematik bir şekilde sözlerini değersizleştirmeye çalışıyorsunuz. Evet doğru Ebu Seleme Gülen de sağ olsun çok yardımcı oldu size. Ama her şeye rağmen konuşabiliriz ama konuşturmuyorsunuz. Çünkü düşünüyorsunuz bu, yani böyle bir süreçte hakikat ne kadar aranabilir? Siz böyle kadın demeden, yaşlı demeden, bebek demeden, çocuk demeden herkesin üzerine giderseniz, gözaltı yaparsanız, tutuklarsanız ya 8 yıl geçti, 8 yıl doymuyorsunuz, insafa gelmiyorsunuz. Bu şartlar altında nasıl konuşacağız? Ben bu videoyu yayınlayacağım. Günlerdir sırtlanlar gibi bekliyor, iki tarafta bekliyor. Görüyorum bazı haberleri Ebu Seleme gülenle ilgili pespa'ya bir dille orada aç kurt gibi bekliyorsunuz. Çünkü hakikat derdiniz yok sizin. Gerçek diye bir derdiniz yok. Herkes kendi savaşına cephane toplama derdinde. Bakın gördünüz mü? Biz haklıydık. Bunlara ne yapılsa azdır. Bunlar şöyle pis insanlar, böyle rezil insanlar demek için fırsat kolluyorsunuz. Yaptığınız zulümsüzlükleri, yaptığınız ahlaksızlıkları, vicdansızlıkları meşrulaştıracağınızı zannediyorsunuz. Onun için bekliyorsunuz. Öbür tarafta bunun üzerinden ne malanacak? Bak gördünüz mü malzeme verdiniz. Bak Ahmet dönmez sen zaten senin zaten misyonun bu. Sen zaten hemen atladın mal bulmuş muharebi gibi demek için bekliyorlar. Bak onlara malzeme verdin, fırsat verdin. Bak üstüne tepiniyorlar, amacına ulaştın diyecekler. Konuşturmuyorsunuz, konuşturmuyorsunuz. İnsanların derdi var. Ebu Seleme Gülen 8 senedir ızdırap içinde. Niye konuştu şimdi? İlk kez konuşmuyor. 4 sene önce de konuşmaya çalıştı. 2 sene önce de konuşmaya çalıştı. Ebu Seleme Gülen diyor ki uykularımı yitirdim. Uyuyamıyorum. Çünkü bildiğim bazı şeyler aklımdan gitmiyor kulaklarımdan gitmiyor, silinmiyor. Ben bunları bilip de bilmiyor gibi davranamıyorum. Evet, intihar dediler sonra vazgeçildi ya biliyorsunuz. 4 sene önce camdan atlayıp kaçmak istedi. Nereye? Türkiye'ye. Size soruyorum bu şartlar altında kim Türkiye'ye gitmek ister? Orada başına neler geleceğini biliyor. Çünkü Gülen soyadını taşıyan herkesi içeri attılar. Hiçbir suçu olmasa bile. Sırf soyadından dolayı. Bu şartlarda Amerika'ya gitmiş birisi. 15 Temmuz'dan hemen sonra kendisinin gözlerinin içine baka baka komşusu bütün bu FETÖ'cüleri yakmak lazım dediği için bunu duyduktan sonra ailesini alıp ülkeyi terk edip Amerika'ya gitmiş güven içerisinde olan bir insan şimdi neden Türkiye'ye gitmek istesin? Diyor ki çünkü ben duramıyorum. Her gün bekliyorum ki acaba bunu çözmek için bir karar alırlar mı kampta? Ama olmuyor. Ca kebabı yemeye devam ediyorlar. Onlar ca kebapları yiyorlar. Bir tanesi kilo vermedi diyor. Bir tanesi hasta olmadı diyor. Bir tanesi kanser olmadı diyor. Üzülmeliydiler. Üzüntüden ölmeliydiler diyor. Ben duramıyorum. Gidecektim. Benim bildiğimde şu kadarcık bir şey. Varsa bir cezam çekeyim ama bunun karşılığında bir masum da çıkacaksa çıksın bu yüzden gitmek istiyordum. Ve şimdi konuşuyorsam bu yüzden konuşmak istiyorum. Ne olurdu yani 100 kişi bu işi yapanlar sorumluları gitselerdi biz yaptık biz. Alacaksanız bizi alın. Diğerlerini bırakın deselerdi ne olurdu. Tamam ben de gideyim zaten gitmek istedim bırakmadılar beni hastaneye kapattılar deli diye. Gitmeye hazırdım ben diyor. Hala daha bir fırsatım olsam gideceğim diyor. Ama müsaade etmiyorsunuz. O kadar barbarca, o kadar vahşice, o kadar hukuksuzca, o kadar acımasızca yapıyorsunuz ki her gün, her gün. Şimdi ister istemez ben durup düşünüyorum. Gazetecilik gazetecilik de bu kadar yani hiç kimsenin hakikat diye bir derdinin olmadığı bir yerde gazetecilik de anlamını yitiriyor. Sözün bir anlamı kalmıyor. Konuşmanın bir anlamı kalmıyor. Bir taraftan diyorlar ki işte e, Mesih Gülen kanser tedavi görüyor. Ve bu oğlunun attığı tweetlere konuşmalarına çok üzülüyor. Adam kahroluyor. Ya senin bu videondan sonra ölürse dayanamayıp kahrından ölebilir adam. Diğer taraf tamtamlar çalıyor. Keyif içerisinde bekliyorlar. Bu videoyu da bekliyorlar. Biliyorum, görüyorum. Triumpalist bir zafer sarhoşluğu içerisinde bekliyorlar. 8 senedir 15 Temmuz'un Erdoğan ve rejimine bakan taraflarıyla ilgili sayısız sorunun üzerine gitmeyen bir sürü açığı var. Bir sürü kirli noktaları var, bir sürü suçları var ayan beyan ortada. 8 senedir bunların tekini bile sormayan, tekinin bile üzerine gitmeyen adamlar sözde gazeteciler, troller, bu çığırtkanlar, borazanlar şimdi bekliyorlar ki bu video yayınlansın biz de onun üzerinden tam tam çalalım. Her iki taraf da kendi ahlaki sefaleti içerisinde bir iktidar oyunu oynuyor. Kendi ahlaki sefaletleri içerisinde sözüm ona etik ve ahlak oyunları oynuyor kendi ahlaki sefaletleri içerisinde rahat hayatlar yaşıyorlar. Ve bu düzen bozulmasın istiyorlar. Olan kime oluyor 8 senedir? Masum insanlar oluyor, suçsuz insanlar oluyor. Bütün bu olup bitenlerde hiçbir dahil olmayan, hiçbir sorumluluğu olmayan, hiçbir suçu olmayan, hiçbir bilgisi olmayan insanlara oluyor. Alın işte en büyük örnek işte beklediğiniz Ebu Seleme Gülen. Gülen'in yeğeni. Gülen'in yeğeni bile olaylardan habersiz olduğunu daha sonradan bazı şeyleri gördükten sonra, olaylar olduktan sonra geçmişte duyduğu bazı şeylerin kendisini uyutmadığını söylüyor. Onun dahi haberi yok ve bunun manevi yük altında ezildiğini söylüyor. Gerekirse gideyim hapis yatayım diyor. Beni yatırsınlar diyor. Onun gibi bakın, gülenin yeğeni bile bu haldeyse diğerlerini siz hesap edin. Milyonlarca insan suçsuz yere suçsuz yere bedel ödüyor. Ağır bedeller ödüyor. İnsanlar ölüyor. Ölüyor, intihar ediyor gençler. Nesiller yok oldu. Ülke yok oldu. Durmuyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz. Aydınlatılamıyor. Bu işin devlete bakan taraflar aydınlatılabildi mi? Rejime bakan tarafları aydınlatabildi mi? Kimse konuşuyor mu? Oysa bunlar iç içe geçmiş. Sınırlar kaybolmuş. Yani cemaat AKP arasında 15 Temmuz üzerinde söylüyorum. Ben buna gri bölge dedim. Kesişim kümesi dedim. İç içe geçmiş. Her iki tarafında suçları var. Evet mesela Kamil Maman ne dedi? E, bu darbenin arkasında cemaat var dedi diye linç ettiler. Evet cemaatin olduğu bir taraf var. Ben bunu biraz daha genişletiyorum. Diyorum ki bir tane plan yok, bir tane oyun yok, bir tane halka yok. İçiçe geçmiş halkalar var, içiçe geçmiş oyunlar var diyorum. Evet halkaların bir tanesi bundan ibaret. Sadece buraya fokuslanırsak, ben buna zoom in zoom out dedim. Zoom in yaptığımızda sadece bundan ibaret zannediyoruz. Oysa bundan ibaret değil. Zoom out yaptığımızda daha büyük bir halkayı görüyoruz. Daha başka bir plan karşımıza çıkıyor. Birincisi için evet Hulusi Akar'a güvenerek, Hulusi Akar'a inanarak birileri böyle bir planlamanın içine girdi. Bu çok net. Cemaat tarafı istediği kadar bunu kapatmaya çalışsın. İstediği kadar bunu yalanlasınlar. Bu çok net. Birileri girdi kardeşim buna. Asker sivil girdi. Bunları yazdım konuştum daha da konuşacağım şeyler var. Ama diğer taraftan bununla sınırlı değildi. Bu olsun diye zaten daha başka büyük bir plan bunun üzerine giydirilmişti. Hulusi Akar aracılığıyla. O da neydi? Rejimi değiştirebilmek için işte bu sözünü ettiğim bu kitlesel tasfiyeye ve kıyımları yapabilmek için daha büyük bir oyun oynadılar. Büyük bir tuzağa çektiler. Büyük bir komplo var bu işin içerisinde. Ben her iki tarafı da aydınlatmaya çalışıyorum. Ve tevazu yapmayacağım tek başıma neredeyse tek başıma işte onun için bir hakikat arayışı için Ebu Seleme Gülen'in de sesini duymak istedim. Bu adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Ne diyor bu adam? Ama konuşturmuyorsunuz. Masum insanların üstünde güç oyunları oynamaya, güç testleri yapmaya devam ediyorsunuz. O kadın cihazların üzerinde. Üç kuruş için, beş kuruş için. Bir de oraya çok büyük para varmış gibi. Onlar kaç aileye gidiyor kim bilir. Kaç aileye gidiyor kim bilir. O kadar yokluk içinde insanlar var ki. Öyle hikayeler var ki. Sizin gücünüz onlara yetiyor. O üç kuruşa beş kuruşa Ali Yeşildağ'ın söylediği Tayyip abinin çaldığı 1 milyar dolarlar milyar dolarlar dedi. Konuşabildiniz mi? Gidebildiniz mi üstüne? Bırakın tamam Tayyip abinizin üzerine gitmeyin tamam. Şu üç kuruşluk çetelerin çocukların oyuncağı olmuş. Emniyeti, yargısı, hakimi, savcısı, yüksek yargı mensupları, siyasetçileri hepsi onların önüne yatmışlar. Ellerindeki o kirli paralarla, milyon dolarlarla hepsini oyuncak etmişler, maymun etmişler. Gücünüz onlara yetmiyor. Yargılayamıyorsunuz bile. Tutamıyorsunuz bile elinizde. Konuşturmuyorsunuz işte böyle. Çünkü sizin bu yaptığınız operasyonlar üzerinden bu tarafta diyecek ki bak gördün mü Ahmet Dönmez. İşte senin amacın da buydu zaten bunlara malzeme verdin. Evet işte burada hep o çim, e, filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Ölen hep onlar o masumlar o cemaat tabanı bedel ödeyenler onlar, hapis yatanlar onlar, işkence görenler onlar, bu olanlar onlar, evlatlarını bir Yunan adasında kendi kazdıkları mezarlara gömenler onlar, aç kalan onlar, susuz kalanlar onlar, her gün bir polis gelecek mi korkusuyla yaşayanlar onlar, nefes alamıyorlar ve her gün bedel ödemeye devam edenler onlar, diğer tarafta birileri milyar dolarlık iktidarlarını sürdürebilmek için Türkiye'de her türlü hukuksuzluğu, her türlü oyunu, siyasi entrikayı çevirmeye devam ediyor. Diğer tarafta birileri kampta cağ kebapları yiyor. Çiğ köfte partileri düzenliyorlar. Lahmacun partileri düzenliyorlar. Ama sözde hepsi çok üzülüyorlar. Varsa yoksa muavenet, varsa yoksa masumlar. Peki bu masumların bu çilesi bitsin diye ne yapıyorsunuz başka? Ebu Selem'e gülen kadar olamadınız. Olamadınız. Bırakın gideyim hapis yatacaksam da yatayım diyebildiniz mi? Hadi gidin biz geldik onları serbest bırakın diyen kaç kişi çıktı? Ama Ahmet Dönmez'e vurmak kolay. Ebu Selem'e Gülen küfür ediyor diye onu itibarsızlaştırmak kolay. Peki bu adamı kim küfürbaz etti kardeşim? Kim bu adamı hasta etti? Uyuşturucu kullanmış, sigara kullanmış. Bu hale bu adamı kim getirdi peki? Bunu hiç sorgulamazsınız. Şimdi herkes ahlak bekçisi oldu. Ben soruyorum şimdi size dağınık gidiyorum ama. Mesela Burak Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Birçokları onun psikopat olduğunu söyler, deli olduğunu söyler, psikolojisi bozuk derler, uyuşturucu kullanıyor derler, seks partileri düzenliyor derler, ağzı bozuk derler onun da, şiddet meyilimle de, derler, birilerini dövüyor derler, kaba saba adam derler, ailesi bile onu sahiplenemiyor, yan yana görüntü veremiyorlar, bir yere götüremiyorlar, aynı kareye giremiyorlar değil mi? Ama o Burak Erdoğan çıksa babası Erdoğan'ın veya rejiminin partisinin aleyhine olabilecek iki cümle kursa bu adamlar üstünde haftalarca tepinirler. Tıpkı şimdi Ebu Seleme Gülen'in söyleyecekleri karşısında diğerlerinin tepineceği gibi. Tepinirler, kullanırlar. Hiç demezler ki. Ya iyi de bu adamın sözlerine itibar edilir mi? Küfürbaz, ahlaksız, deli, psikopat derler mi? Demezler. Şimdi hepsi Ebu Seleme Gülen karşısında ahlak abidesi. Veya kendi içlerinde son derece pespaye dili olan, argo kullanan, Birilerine köşe yazarlığı yaptırdılar. Kanaat önderleri gibi her gün önünde eğilip temenni duruyorlar. Ondan sonra veya içlerinden birileri karşı tarafa küfür ettiğinde devam et, devam et bunlar ancak bu dilden anlar. Ruhumuza yelpaze oluyor bu küfürler. Biz edemiyoruz bari sen et derler. Ama Ebu Selem'e gülene gelince hepsi ahlak abidesi olur. Hayır sizin küfür diye bir derdiniz yok. Küfrün kime edildiği ile ilgili bir sorununuz var. Veya bunu söyleyeceklerine nasıl itibar edeceğiz? Nasıl çek edebileceksin? Bunu kim yalanlayabilecek? Nasıl doğrulamasını yapabileceksin Ebu Seleme Gülen'in söylediklerinin diyenler? başka delilsiz, ispatsız, kulis bilgileriyle yapılan birçok habere, birçok videoya, birçok konuşmaya alkış tutuyorlar avuçları kanarcasına. Mesela Ali Yeşil'da içeriden biri olarak konuştu. Ali Yeşil'da çok muhteber bir adam mıydı? Mafya, katil, adam öldürmüş. Her türlü pislik var. Yolsuzluk var, komisyonculuk var, hırsızlık var. Ama içeriden biri olarak konuştuğu için itibar kazandı değil mi? Çünkü içeriden biri olarak konuşuyor. Söyledikleri önemli dedik. Ben de çok önemsedim. Haklı olarak önemsedim ve hala önemsiyorum. İçeriden biri olarak konuşuyor. Bilen biri olarak konuşuyor. Ben de o videolardan sonra bir sürü alıntı yaptım. Bir sürü tweetler attım. Haklı olarak. E tamam da kardeşim Ali Yeşil'da olunca hiç onun siciline bakma, geçmişine bakma, suçlarına bakma veya ahlaki çöküntüsüne bakma veya söylediklerini çekebilir miyiz, edemez miyiz, bunu doğrulatabilir miyiz, doğrulatamaz mıyız diye bakma. Ebu bu Selem'e gün, gelince, Gülen'e gelince hepiniz titizlikten kılı kırk yararcasına bir sürü tartılara koyarak etik ve dürüstlük abidesi kesildiniz. Hayır, sizin öyle bir derdiniz de yok. Siz tarafgirlikten Aidiyetten, fanatizmden, bağnazlıktan gözlerini ve vicdanını kaybetmiş adamlarsınız. Tıpkı diğerleri gibi. Şurada 3-5 tane adam hakikati bulmaya çalışıyoruz ama konuşturmuyorsunuz. Bu şekilde ahlakın, aklın, vicdanın kaybolduğu bir yerde hakikat arayışı olmaz. Yapamıyoruz işte. Akıl akıl yok, taraftarlık var. Fanatizm var. Ahlak yok, vicdan yok, insaf yok, ölçüler yok. Böyle bir süreçte, böyle bir ortamda hakikat aramaya çalışıyoruz. İşte biz hakikat aramaya çalışırken bulduğumuz ufacık kırıntılar birilerinin mezesi haline geliyor. Çünkü bunun için varlar. Tüketmek için varlar. Kullanmak için varlar. Değersizleştirmek için varlar. itibarsızlaştırmak için varlar. Çünkü bu düzenin bu şekilde devam etmesi hepsinin işine geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da kardeşim bu hep böyleydi. O zaman ne diye yazıyordun? O cemaat 15 Temmuz yazı dizilerine niye yaptım? O videoları niye çektim? Bu arada bir tek onu yapmıyorum. Benim şu son 15-20 videomu bir izleyin. Hem izlemiyorlar hem konuşuyorlar. İzleyin. Sadece şu, şu son 5 videomu konuşalım. İhbarcı binbaşı Osman Küçük Karaca ile ilgili sadece şu son 5 videoyu izleseniz onun üzerinde tartışsak yeter. Altı tamamen boş, yalanlarla dolu bir hikaye anlattılar hepimize. Tamamen uydurma, yalan, yalan. Bu 5 videoda hepsini ispatladım, çürüttüm. Yerle bir oldu ama hiç kimse konuşmuyor. Ne cemaat tarafı konuşuyor ne öbür taraf konuşuyor. Çünkü içlerine gelmiyor. Eğer gerçek diye bir dertler olsaydı en azından bir taraf bunun üzerinden tutardı. Ama hayır Ahmet Dönmez konuşuyor ya. Görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım. Çünkü neme lazım? Yarın bir günde ah, yani tabirle söyleyeceğim. Bize çakar bu seferde e, o zaman ona da itibar kazandırmış olacağız. Görmeyelim. Kimsenin hakikat diye bir derdi yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Herkes burada mahalle kavgası veriyor. Konuşacaksa gelin hepsini birden konuşalım. Ben hepsini birden konuşuyorum. Ha deminki soruya cevap vereyim. Ne değişti şimdi de böyle diyorsun şimdi? Daha önce de aynıları vardı. Şu vardı. Mesela niye o 15 Temmuz videosunu yaptı? Şey, e, cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi? Affedersiniz. Cevabı çok basit. İkisi aynı şey değil. Neden biliyor musunuz? Sadece şuraya baksanız yeter. 38 bölümlük bir yazı dizisi yaptım. Diğer tarafın sesi gıkı bile çıkmadı. Halbuki içinde normal şartlarda üstünde tepinecekleri, her gün malzeme yapacakları şeyler çıkabilecekken görmezden geldiler. Neden biliyor musunuz? İşlerine gelmedi. Çünkü ben orada kesişim kümesini anlattım. Çünkü ben orada bu tuzağın nasıl kurulduğunu anlattım. Nasıl adım adım bir yere doğru çektiklerini, sürüklediklerini, nasıl manipüle ettiklerini, nasıl oyunlar oynadıklarını, nasıl kandırdıklarını anlattım. O yüzden işlerine gelmedi bu. Görmezden geldiler. Üç maymun oynadılar. Aslında bu bile bir cevap. Ve ben orada kılı kırk yararcasına bir araştırma yaptım. Bütün yönleriyle ortaya koydum ve bakın mesela burada Yine şöyle söyleyeyim, burada da böyle çok rahat bir şekilde, konfor içerisinde bu videoyu yapıp yayınlamayacaktım. Günlerdir alıp veriyorum, ölçüyorum, biçiyorum, o yönünü düşünüyorum, bu yönünü düşünüyorum, sonrasında olacakları düşünüyorum. Ama diyorum ki sen bir yola girdin, sen insanlara dedin ki ilk yazında bu bir hakikat yolculuğu gelin buna eşlik edin, gelin buna destek verin dedim. Karşına ne çıkarsa çıksın devam etmek zorundasın dedim kendime. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Pulitzer ödüllü bir gazeteci var. Diyor ki sayısız güzel habere imza attım, ödüllük haberlere imza attım bu haberde olduğu gibi. Pulitzer ödülü aldım. Ama bu çok sevdiğim... Çok güzel, çok iyi, çok başarılı, çok övülen, çok ödül getiren haberlerimin birçoğu beni kahreden haberlerdi diyor. Gazetecilik böyle bir şey işte. Sizi kahretse de, sizi üsse de yazdığınız şeyler, konuştuğunuz şeyler yapmak zorundasınız. Çünkü insanlara bunu duyurmak zorundasınız. Ola ki bir şeyler değişir diye kamu görevi böyle bir şey. Vicdan görevidir gazetecilik her şeyden önce. İşte ben de kahretse de sonunda şunlar 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 olacak ama ben bunu yapmak zorundayım. Ebu Seleme Gülen nasıl ki bedeli çok ağır olsa da konuşmak zorundayım diyorsa ben de yapmak zorundayım diye tartarak yapıyorum ama bu kolay bir şey değil. Bu böyle şey gibi düşünün tenisteki topu attığınızda topun tenisin ağına çarpması anı vardır ya hani Woody Allen'ın maç sayısı filmini gözünüzün önüne getirin. Maç sayısında da böyle bir sahne var. Top oraya değdi. Şimdi o tarafa mı düşecek? Öbür tarafa mı düşecek? O an var ya işte maç sayısı anı son an. Sonunda top döner ya o tarafa ya bu tarafa düşer. Böyle kıl payı bir sırat köprüsünde gidiyorum ben bu yayınları yapıyorum. Bedelini göze alarak, hesaplayarak, alıp vererek. Burada da bakın işte top orada duruyor. Bekliyorum, tartıyorum. Demliyorum tabiri caizse. Ve bu haber o iki tane kadın kadıncağızın çok büyük suçlu gibi afişe ederek yani bir muavenet parasını yani hapiste olan birilerinin ve bu şekilde çaresiz bırakılan birilerinin e, açlıkla, yoksullukla, fakirlikle mücadele eden yakınlarına 3-5 kuruş para ulaştırılıyor. Ve siz onları terörist gibi ifşa ediyorsunuz büyük suçlar gibi. 28 kişiyi de tutukluyorsunuz. Dünden beri bunu düşünüyorum. Ve işte top orada durdu bu tarafa düştü. Bu tarafa düştü. Bardağı taşıran o son damla. O son damla gelmese o bardak öyle kalacak ve belki ben bunu yayınlayacaktım. Bugün yayınlayacaktım. Ama dünden beri alıp veriyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Bunlar diyorum karşımızdaki bu insanlar işte bu kadar ahlaksız, işte bu kadar vicdansız, hukuksuz, acımasız. Bu adamlar işte şimdi bundan sonra da şunu yapacak, bunu yapacak. Böyle bir toz duman içerisinde toz duman dediğime de bakmayın aslında havaya savrulan gözümüzün önünde gerçekleri kapatan toz duman değil. Kan, gözyaşı, çocukların çığlıkları, toz duman dediğim bundan ibaret artık. İntihar eden çocukların haykırışları, duyuramadıkları sesler. Bunun arasında bir ses duyurmaya çalışıyoruz. Bir hakikati bulmaya çalışıyoruz. izin vermiyorsunuz. Bakın bana dünden beri mesaj atanlar var Türkiye'den. KHK'lı veya bu sürecin mağdurları. Sakın vazgeçme. Biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Bu videoyu yayınla. Benim onlara da bir borcum var. Bu kadar şeyi düşünürken onu da düşünüyorum. Ebu Selem'e Gülen'i de düşünüyorum. Çünkü sesini duyurmaya çalışıyor. Şunu diyor. Ben bu kadar küfür ediyorum. Neden biliyor musun abi? Başka türlü sesimi duymuyorlardı ondan. Tamam siz edeplice konuşun. Birileri ölçülü konuşsun. Ama ben küfretmeye devam edeceğim çünkü başka türlü sesimi duymuyorlar diyor. Ona da borcum var. Bana güveniyor, konuştu. Şimdi ben yarı yolda mı bırakacağım, bekleyenleri yarı yolda mı bırakacağım bunları da düşünüyorum. Ha, Ebu Seleme Gülen az önce dediğim gibi sağ olsun o da her şeyi berbat etmek için elinden geleni yapıyor. Ya seni söylemek istediğin bir şey var, bir derdin var. Bir arayışın var, bir davan var her neyse. Buna bu kadar mı ihanet edilir? Durmuyorsun, sürekli küfür, sürekli hakaret, ayarsızca, ölçüsüzce. Yani e, sana destek vermeyen insanları bile mahcup ediyorsun. E ailesi aynı şekilde ağlıyorlar sürekli. Gerçekten çok üzgün herkes. Herkes perişan. Sanmayın ki çok kolay bu süreci götürmek. Bunun manevi ağırlığı bu, psikolojik ağırlık. Ha, şu, Mesela şu boyutu da var, şunu da diyebilirsiniz. Ya Osman Şimşek üslubuyla konuştu da ne oldu? Adamcağız nezaketten kırılıyordu. Aman onu kırmayayım, bunu kırmayayım diye. O kadar o kadar nazik bir üslupla, tartarak, ölçerek, biçerek bir ma mahfiyet ve mahcubiyet içerisinde konuştu da ne oldu? Adamı boğdunuz. Adama hakaretlerle, iftiralarla arkasından teneke bağlayarak kovaladınız. Hanginizin sesi çıktı? Hanginizin sesi çıktı? Sizin üslup diye bir derdiniz mi var? Adama şunu dediler. 25 yıl hocamızın yanında kalmışsın ama 25, 25 yıl boyunca hiç nasiplenememişsin. Yuh olsun bunu dediler. Ama demedi ki kimse, kimse demeyeyim de o birileri, kastettiklerim onlar zaten. Ya acaba doğru söylüyor olabilir mi? İşlerine gelmiyor. Çünkü bulundukları alan konforlu alan. Çünkü acaba dedikleri doğru olabilir mi demeye başladıkları andan itibaren başka sorular da sormaları icap edecek. Rahatları kaçacak. Şimdi huzurları kaçmasın diye başka insanların arkasından teneke bağlamayı tercih ediyorlar. Üslup diye bir derdiniz yok kusura bakmayın. Şimdi de bakıyorum. Böyle birkaç parçaya ayrılmış 4 belki 5 4 belki daha fazla bir taraf rejim dediğim gibi rejim ve taraftarları, büya gazetecileri, trolleri bekliyorlar. Bu röportaj yayınlansın bunun üzerinden tam tam çalmaya devam edelim. Bir bunlar var. Bir cemaat tarafı var. O, o e, troll tarafı veya o statikocu taraf, o yobaz taraf ne derseniz deyin. Bildikleri halde bakın. Çoğu biliyor bunların biliyor musunuz? Özellikle belli bir seviyenin üstündekileri kastediyorum. Benim bildiklerimin yüz katını biliyorlar. Susuyorlar. Ama sonra konuşmaya gelince işte Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Veya işte hadisler bir yanlışlık gördüğün zaman onu elinle, dilinle hani var ya meşhur hadis-i şerif onu söylemeyi severler ama burada bildiği halde 3-5 kişi bir araya geldiğinde mahrem dairede ya arkadaşlar aslında biliyor musunuz şöyle oldu, böyle oldu. Benim bildiğimden daha fazlasını konuşan adamlar kitlelerin karşısına geldiğinde tam tersini konuşuyor. Tam tersini konuşmakla da kalmıyor. Ahmet Dönmez için atılmadık iftira bırakmazlar konuşanları itibarsızlaştırmak için ucuzlaşabildikleri kadar ucuzlaşırlar. Aynı adamlar. Bir tarafta onlar var, bekliyorlar. Diğerleri bunun üzerinde tepinirken bunlar da diyecek ki bak gördünüz mü malzeme verdiniz. Zaten senin istediğin buydu. Mitçisin, fitnecisin, hainsin, fesatçısın. Bir tarafta bunlar var. Bir tarafta da dediğim gibi her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşasın bedeli onlar ödeyen gerçek kurbanlar o cemaatin tabanı. Onları konuşmadan, cemaatin gerçek tabanının bu süreçte yaşadıklarını kabul etmeden, artık bu zulmü durdurmadan, bu operasyonlara son vermeden hiçbir yere varamayız. Hiçbir şeyi konuşamayız. Veya 15 Temmuz'un sadece cemaat tarafına parmak sallayarak, sadece oraya parmak uzatarak bakın, bakın gördünüz mü diyerek hiçbir yere varamayız. Her iki tarafı, hepsini, sadece iki de değil. Üç boyut, dört boyut. Ben bunları dışarıya doğru çıkarak Rusya ayağını konuştum. Amerika ayağını konuştum. İngiltere ayağını konuştum. Yetmedi hangi Amerika, hangi İngiltere diyerek orada bile tasnife giderek onları da konuştum. Yakın coğrafyayı konuştum. MIT ayağını konuşuyorum. Hulusi Akar ayağını konuşuyorum. Saray ayağını konuşuyorum. İçerideki ayaklarını konuşuyorum. Bütün hepsiyle konuşalım o zaman. Sadece bir tarafa parmak göstererek olmaz. İşte o zaman... Meselenin diğer tarafında da o her halükarda her olay karşısında tepesine binilen, kemikleri kırılan, hakarete uğrayan, itibarsızlaştırılan, medeni ölüler haline getirilen o kitle var, o geniş cema cemaat tabanı var. Bir tarafta da onlar var. Bir tarafta da şunlar var. Bakın. Öyle ahlaksız insanlar var ki, bunların bazıları da güya cemaat içerisinde hesaplaşma isteyen, sorgulama isteyen, kim olduğunu da bilmediğim, adı sana belli olmayan bir takım adamlar, hesaplar. Video gecikti diye diyor ki ne oldu? Mesajı verdin, bak videoyu çektim. Eğer bana şunu şunu vermezseniz yayınlarım ha mı demek istiyorsun? Bir şey mi bekliyorsun? Sen de zarfını mı bekliyorsun? Bu kadar ahlaksız adamlar. Halbuki ben orada deminden beri anlatmaya çalıştığım şey için kıvranırken Diyorum ya ben aslında birçok yaz, yazıda, yayında öncesinde bekliyorum. Bilen biliyor. Bekliyorum, tartıyorum. Aradan bir gün geçsin diyorum, iki gün geçsin diyorum. Belki göremediğim taraflar olur diyorum. Dediğim gibi önünü sonrasını hesap ediyorum. Ama bunlar diyor ki, ne oldu? Bir zarf mı bekliyorsun? Tabii kişi kendi gibi bilir her şeyi ya. Onlar öyle demek ki. Halbuki bakın ben o. Cemaat içeriden 15 Temmuz'a adım adım nasıl sürüklendi yazı dizisinden önce de bak, bakın 4 sene araştırdığım bir konuda bile 4 sene sonra diziye başlamadan önce haftalar geçirdim. Hatta ilk yazıda hatırlayacaksınız. 30 yıllık bir elektrikli battaniye hikayesi. O yazıyı okumayanlar okusun. Nasıl kıvrandığım orada anlattım. Günler öncesinde. Bakın bir elektrikli battaniye yetebiliyor sizi. Ama sonra dedim ki hayır tamam o polis ödüllü gazeteci gibi beni kahretse de ben vicdani bir meslek olan bu gazeteciliğin hakkını vermeliyim. Bu bir hakikat arayışı. Beni kahretse de ben sonra gider orada üzülürüm, ağlarım. Ama bunu kitlelerle paylaşmak zorundayım. Çünkü hakikati bekleyen yüz binlerce insan var, milyonlarca insan var. Belki gerçekler ortaya çıkarsa hesap vermesi gereken başka asıl suçlular var. Başka sorumlular var. Bunlardan dolayı beklerken, ben hepsinde böyleyim ama bana diyor ki zarfımı bekliyorsun. Şimdi bakın normalde söylemeyeceğim ama bu ahlaksızlıklara karşı şunu söyleyeyim. Bakın benim iki ay sonram belli değil. Madem zarftan bahsediyorsunuz maddi olarak söyleyeyim. Aradan 8 sene geçti sürgünde. Bu 8 senede herkes yani herkes olmasa da büyük bir çoğunluk dilini öğrendi meslek edindi, işe girdi, oturumunu aldı, vatandaşlığını aldı. Ben ne doğru düzgün dil öğrenebildim. Bir kavganın içine girdik, bir savaşın içine girdik. Sürekli dert edin, sürekli uykusuz geceler geçir, sürekli bir yükü yüklen. Hem oradan dayak ye, hem buradan dayak ye, hem oradan hakaret işit. Firari FETÖ'cü, o tarafta öyleyiz, terörist. Bu tarafta da fitneci, hain, mitçi, ahmit. Böyle ve bu kadar şeyin içerisinde sürekli araştır, oku, Türkçe oku, Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe anlat, Türkçe yaz. Ne doğru düzgün dil öğrenebildik? Ancak işte derdimizi anlatabilecek kadar o klişe tabirle ne başka bir meslek edinebildik? Ne başka bir iş yapabildik? Ne oturum? Benim kalıcı oturumum bile yok. Bırakın vatandaşlığı. Ben hala şu an geçici oturumu bile olmayan arafta bir adamım. Bakın geçici oturumum bile yok. Bu şartlarda bu işi yapmaya çalışıyorum ve benim maddi olarak iki ay sonram yok. Benim iki ay sonram yok. Burada bana patron üzerinden falan destek verenlerin de çoğu kim biliyor musunuz? Çoğu bu süreçte dışarıya çıkmış, işe girmiş, maaşla geçinen adamlar 3 dolar 5 dolar destek veren kişiler biliyor musunuz? Çoğu böyle. Öyle ben YouTube'dan para falan da kazanmıyorum. Zaten izlenme sayıları yerlerde. Patron da öyle. Yani bu şartlarda ben bir de dediğim, az önce söylediğim gibi bu kadar bedel ödeyerek saldırıya uğradım. Ben felç geçirebilirdim, ölebilirdim. beyin fonksiyonları ile ilgili bir sürü rahatsızlık var, sakatlık var, malul, malul olabil olabilirdim yani. Bu şartlarda hala sürdürmeye çalışıyorum, vazgeçmiyorum. Peki ne için ya? Ne için? Bir tanesi oradan oturduğu yerden bana ne oldu? Seni de mi peylediler? Seni de mi zarfladılar? Korktun mu? Desin diye mi? Hayır. Çünkü konuşturmuyorsunuz. Hiçbiriniz konuşturmuyorsunuz. Bakın videonun başından beri anlatıyorum. O da konuşturmuyor. O da konuşturmuyor. Sen de konuşturmuyorsun. Halbuki ben birilerinin zannettiği ve iddia ettiği gibi bir gazetecilik şehveti falan. Yok öyle bir şey. Ne şehveti canım? Tam tersi ben bundan acı çekiyorum. Tam tersi sürekli bir baskı altındayım. İşkence çekiyorum neredeyse. Manevi işkence çekiyorum. Ne maddi kazancın var ne manevi bir getirisi var. Sadece ben biliyor musunuz? Daha önce de söyledim tekrar edeyim. Çocuklarım için yapıyorum bunu. Çocuklarım için. Çünkü benim sözümü almak istedi birileri. O 15 Temmuz gecesi birileri benim sözümü çaldı. Söyleyecek sözüm vardı benim. Biz ondan öncesinde de gazetemize el konsa da, maaşımızdan olsak da, işimizden olsak da, bir takım yaftalar atılsa da gürül gürül konuşabiliyorduk. Sözümüz vardı. Korkmadan, hapis korkusu şu olmadan konuşabiliyorduk. Alnımız aktı, başımız dikti ama bu 15 Temmuz bizim başımızı öne idirdi. Sözümüzü çaldılar her iki taraftan da. Halbuki ben itibarımın kavgasını veriyorum ve çocuklarımın kavgasını veriyorum. Sözümün namusunu kurtarmaya çalışıyorum. Hayır, senin dediğin gibi de değilim, senin de dediğin gibi değilim. Ben buyum ve benim gibi olanların çocukları için, benim gibi düşünenlerin, benim gibi hissedenlerin suçsuz suçlular ordusunun, o milyonlarca suçsuz suçlular ordusunun sesi olabilmek için. Bunun için sürdüm. Vazgeçmiyorsam bunun için vazgeçmiyorum. Söyleyecek sözüm var. Bugün 3 kişi, 5 kişi izlese bile, 3 bin, 5 bin izlense bile adım gibi eminim. Daha önce söyledim tekrar ediyorum. Eninde sonunda herkes bu noktaya gelecek dediğim yere gelecek. Çünkü ayan beyan ortada her şeyi çok net görmek isteyene hiç kimse görmek istemeyen kadar kör, duymak istemeyen kadar sağır değildir. Sadece şimdinin körleri ve şimdinin sağırları görmüyor, işitmiyor ama yarın bir gün herkes dönüp diyecek ki aa adam aslında ya her şeyi anlatmış adam ya. Adam bilmem ne tarihinde, fi tarihinde bunları söylemiş zaten diyecekler. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Bakın o kadar bile zaman geçmeden şimdi gündemde bakın Ayhan Bora Kaplan. Bugün herkesin konuştuğunu ben çok önceden videolar yaptım. Sene öncesinden. Bütün hikayeyi anlatmıştım zaten. Ayhan Bora Kaplan çetesini. Sonradan hepsi çıktı. Ama bakın dikkat edin ben bugün dönüp de üzerinde durmuyorum, konuşmuyorum. Başkası olsa bunun PR'ını yapar, reklamını yapar. Bugün, o gün konuştum, bugün konuşmuyorum. Gazetecilik şehveti diyorsunuz ya birileri beni lans etmeye çalışıyor ya fevrilik, fevrilikmiş. O kadar kendimi tutuyorum ki o kadar hakarete karşı o kadar kendimi tutuyorum ki aman fevri demesinler diye zaten. Çünkü söyleyeceğim sözün değeri var. Sözümün değerini düşüremem. Düşüremem. Yoksa ben de ağzıma geleni saymayı çok istiyorum bazen. Yazıp yazıp ben de çok siliyorum. Ama hayır. Madem çocuklarımın başını dik tutacağım dedim. Birileri itibarımızla oynamak istedi çünkü. Sözümün değerini düşüremem. Bundan dolayı vazgeçmiyorum. Yarın bir gün şimdi Ayhan Bora Kaplan için söylediklerini 15 Temmuz için de diyecekler. O yüzden ben bu kadar inceleyip sık dokumak zorundayım. O yüzden ben önün arkasını hesap etmek zorundayım tartmak zorundayım. Kuyumcudan daha hassas bir şekilde tartmak zorundayım. Çünkü hata yapma lüksüm yok. Çünkü benim başka sermayem yok. Benim tek sermayem bu. Güvenilirliğim, bana duyulan güven. Bunu bu kadar ucuza harcayamam sizin zannettiğiniz gibi. Videoyu çekip de oradan bir zarf almak için bu kadar ucuz değil. Öyle olsa ben Türkiye'yi terk etmezdim. Daha önce bunu anlattım. O ahlaksızlar bunu bile manipülasyonla tersine çevirip aleyhime kullanmaya çalıştılar itibar suikastini. Ben isteseydim Türkiye'de kalırdım. Anlattım bunu. Teklifler de geldi bana. Ama yapmadım. Yapmadım. Bunu anlattım. Tekrar etmek istemiyorum. Bilen biliyor. Konuşmak bile istemiyorum artık. Bunu o kadar çünkü pespaya bir şekilde kullandılar ki. Gerçeğin tam karşısında olacak şekilde. Hakikatin tam zıttına burada algı operasyonları yaptı bazı utanmaz adamlar. Bile bile bakın. Bile bile. Sözüm ona bir de bunlar hizmet hareketi. Bütün dünyaya Allah'ın adını, peygamberin adını duyuracaklar. Barış, hoşgörü, kardeşlik, yaşatma hareketi diyen adamlar. Halbuki bunlar güç ayyaşı. Bırakın güç sarhoşu olmayı bunlar ayyaş olmuş. Ayyaş. İktidar yaş olmuşlar. Zamanda takmışlar bir şeyleri. O gücü hiç kimse hesap vermeden adını yok, sanını yok. Müstahar isim kullanıyorsun. Kimse bilmiyor kapalı kaplar arkasında bir gölgeden ibaretsin, bir müsteharattan ibaretsin. Diyordun ki cemaat yeri geldiğinde kendi tabanını bile manipüle etmelidir. Niye? Çünkü çarkınız dönsün diye. Çünkü bu bir güya iman davası, güya Allah peygamber davası savaşta harp, e, harpte hile caizdir. O yüzden yeri geldiğinde kendi tabanımızı bile manipüle etmeliyiz diyordun. Diyordun. İşte bu zihniyette olduğun için çıktın. Orada ben tam tersine kendimin nasıl menfaat peşinde olmadığımı, buna tamah etmediğimi, dönüp bakmadığımı, elimin tersiyle ittiğimi anlatmak için verdiğim bir örneği aldın, manipüle ettin, deforme ettin, dezenformasyonla aleyhime kullanmaya çalıştın. Çakallarınla beraber saldırıya geçtiniz. İşte siz bu kadar ucuz adamsınız. O yüzden konuşamıyoruz bazı şeyleri. Konuşturmuyorsunuz. O yüzden hesap ediyorum. Diyorum ki Ahmet Dönmez şimdi bu videoyu yayınlayacaksın. Neler olacak sonrasında? Simüle ediyorum. Havuz Medya'sının yayınlarını, internet Twitter'daki trollerinin yayınlarını buradan alıp neler neler söyleyeceklerini, sonra bu tarafın alıp onlar üzerinden neler söyleyeceğini sonrasında Mesih Gülen'in kanser olmasını düşünüyorum. Onun üzüntüsünü düşünüyorum. Sonra onun üzerinden nasıl duygu sömürüs yapacaklarını, onun hastalığını ve üzüntüsünü nasıl istismar edeceklerini düşünüyorum. Onun üzerinden bana nasıl dayak atmaya kalkışacaklarını düşünüyorum. Allah korusun belki dedikleri gibi kahrından ölür bu adam sen videoyu yayınlarsan denildiğinde Allah korusun ya bir de böyle bir şey olursa neler söyleyebileceklerini hesap ediyorum. Keza şunu hesap ediyorum. O yazı dizisinin daha başında 6. bölümde Osman Şimşek Cevdet Türk Yolu meselesini yazdığımda başladılar Osman Şimşek'in ensesinde boza pişirmeyi amiyane tabirle söylüyorum. Lütfen bağışlayın. Baskı kurdular dediler ki çık Ahmet'i yalanla. Çık Ahmet'i yalanla. Çık Ahmet'i yalanla. Yoksa şöyle olur yoksa böyle olur. Ama Osman Şimşek dinlemedi çıktı tam tersine beni doğruladı. Dedi ki olmuş şeylere ben olmamış diyemem. Ben çıkıp yalan söyleyemem bildiğim hakikatlerin hilafına çıkıp da vicdanımı, bunca yıllık hayatımı, adımı, şerefimi kirletecek şekilde hayır bunlar olmadı, bu adam yalan söylüyor diyemem dedi. Sonra başına gelenleri gördünüz işte. Yaşadıklarını gördünüz. Aynısını şimdi bu Ebu Seleme Gülen videosunda onun anlattıklarında adı geçen bazı kişilere de yapacaklar. Orada tanık olanlar veya bir şekilde adı geçenler bu hikayelerde Onlara da aynısını yapacaklar. Çık yalanla diyecekler. Biliyorum yaptılar çünkü. En iyi bildikleri şey. Çık yalanla diyeceklerdi. E yalan zaten burada yalan diye bir şey yok biliyorsunuz. Hani şey var ya bu e, hava bükücüler. Böyle filmler olur, romanlar olur, bilim kurgular. Uzay bükücüler, su bükücüler. Cemaatte de şu var. Doğru bükücüler. Bu işte çok ustadırlar bakın. Çok ustadırlar. Son derece kibarca, diplomatik üsluplarla nezaketle, gülerek, sizi okşayarak öyle güzel doğru bükerler ki eğer çok iyi bilmiyorsanız siz de inanırsınız. Yalan diye bir şey yoktur. Tevil vardır. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye'nin selameti için düşünsenize. işte hadislerde Cenab-ı Hakk'ın bile güvencesi var, sözü var. Boşanan çiftleri barıştırmak için yalan söyleyebilirsiniz. E şimdi Pardon da boşanmak üzere olan iki çifti barıştırmak için bile yalan söyleyebiliyorsak, burada milyonlarca insanın imanı söz konusu iken, nesiller söz konusu iken, bu e, imanın ve Kur'an'ın bayrağı olan geriye kalmış tek kale olan bu kutsiler ordusunun devamı için, bu hizmet imaniye ve Kur'an'ın selameti için, şöyle üç, yani bir konularda biraz tevil yapsak ne olur canım? Demeyeceklerini mi zannediyorsunuz? Veya demediklerini mi zannediyorsunuz? Diyorlar. Peynir, ekmek gibi yalan söylüyorlar. Ebu Selem'e gülen kadar olamadılar. Şimdi de aynısını yapacak. Birilerine baskılar uygulanacak. Çıkacak birileri bir şeyler söyleyecek. Peki o zaman ne yapacaksın? Zaten bak gördün mü? Yalanlandın Ahmet dönmez. Doğru olduğunu bildiğimiz halde mesela e, cemaat medyasından birileri bir şey yazar, bir şey söyler. Karşı taraftan o birileri yalanlar. O yalanladığı halde derler ki Bakın söyledikleri ne kadar doğruymuş ki yalanlama ihtiyacı hissetti. Halbuki hiç de yalan değil söyledikleri doğru. O yalanlamayı bile doğru kabul ederler. Ama burada herkesin gözünün içine baka baka birisi yalan söylese, yalandan yalanlasa bile ve benim söylediklerim son derece makul, son derece mantıklı, delilli, e, her şeyle akla uygun olsa bile bak gördün mü yalanlandın. Demek bütün şeylerin çöktü. Bütün tezlerin çöktü. Seni çürüttüler. Şimdi ne söyleyeceksin bakalım demeye hazır bir kitle de var. O zaman ne yapacaksın? Zaten oradan öyle dayak yemişsin. Buradan böyle dayak yemişsin. Oradan da bu geldi. Peki bütün bu, yük, bütün bu yükleri tek bir gazeteci yüklenebilir mi? Oysa Ebu Seleme Gülen'in anlattıkları benim zaten yıllardır söylediklerimi doğruluyor. İki taraf da var bu işin içerisinde diyorum. Birileri bir şeye inandı, kandırıldı öyle ya da böyle ama dahil oldular. Oldular kardeşim. Var birileri yani siz kafanızı kuma gömseniz de 3 maymun oynasanız da bilip de bilmezlikten gelseniz de oldu. Bazılarını yazdım bazılarına daha sıra gelecek. Bakın şimdi konuşmuyorlar ama askerlerden bile kurmay subaylardan bile haber gönderenler var. Doğrudan konuşanlar da var benim. Yani yatmış çıkmış hapisten çıkmış. Aynen senin dediğin gibi oldu. Bu işin iki tarafı da var kardeşim doğru söylüyorsun. Diyenler var. Bunların hepsi konuşulacak. Ama işte bu kan ve gözyaşından oluşan toz bulutu içerisinde kimse konuşamıyor. Konuşturmuyorsunuz. Evet, evet gazetecilik. Ama böyle bir ortamda gazeteciliğin de bir hükmü kalmıyor ki. Bir anlamı kalmıyor ki. Sözün bir anlamı yok. Hakikatin bir anlamı yok. Kimse hakikati aramıyor, önemsemiyor ki. Konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi bakın mesela e, her iki tarafta kendi çarkını döndürme peşinde diyorum ya. Merak edilenlerden birisi de şuydu. Yeri gelmişken aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Özür diliyorum. Fetullah Gülen kaçırıldı mı? Ne yapıldı? Olay ne? Şimdi ben de bakıyorum, araştırıyorum. Bir defa bir şeffaflık yok. Yani güya dünyaya hükmeden dünya çapında bir hareket ama lideriyle ilgili hiçbir bilgi şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor nereye götürüldü, hastalığı ne, ilaçları ne, ilaçlarını kim veriyor, tedavisi nasıl, hiç, hiçbiri yok bunların. Sağlık sorunu var mı? Evet var. Sağlık sorunundan dolayı bir yere götürüldü mü? Evet. Doktorlar tavsiye etti mi? Evet. Peki tamam bu hakikatin bir tarafı. Birçok hakikatte olduğu gibi hakikatin birden fazla yüzü var. Peki diğer veçesini anlatıyor bize bu olayın. Olay şu. Hani sağlık politik kavramını kullanacağım. Ekopolitik gibi düşünün, sosyopolitik gibi düşünün, psikopolitik gibi düşünün. Bu da sağlık politik. Sağlık tarafı var, bir de politika tarafı var. Politik tarafı da var. Nedir o? Şimdi aslında bunun işaretlerini Ahmet Kurucan'ın yazısında da görüyoruz. Orada mesela e, Hz. Peygamber'den bir örnek veriyor, bir ayetten bahsediyor. Ne söylüyor o ayet? Yani bazen o aşırı yaşlılık durumlarında, sağlık durumlarında İnsanlar çocuklaşabilirler. Melekelerinde bazı noksanlıklar başlar. Burada da aslında Fethullah Gülen uzun süredir hasta ve onun yanında kendi iç hesaplaşmaları var, pişmanlıkları var, kızgınlıkları var, aldatıldığını düşünüyor. Bundan dolayı derin üzüntüsü var, kendini suçluyor. Bütün bunlarla beraber yaşlılıkla da beraber, hastalıkla da beraber onda bazı problemler başladı. Ben şimdi söz, kelimeleri seçerek söylüyorum. Birileri rencide oluyor çünkü. Aslında son derece insani. Ama burada bile bundan bile yola çıkıp hakaret ediyorsun diyebilirler. Bazı melekelerinde eksilmeler var. Mesela bazı artık insanları hatırlamıyor. Tanımıyor. Çok iyi tanıdıklarını bile. Oysa Gülen'in en önemli özelliklerinden birisi buydu. Hafızasıydı. Ama onu kaybediyor. Ve sadece bu değil. Bazı yerlerde yani şimdi işte o bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum da hani demans diyeyim veya bazı böyle acziyet görüntüleri diyeyim. Onu gördüğü zaman üzülen insanlar oluyor. Şimdi oraya geliyorlar, kampa ziyarete geliyorlar ve o halde görünce çok üzülerek ayrılıyorlar. Ve diyorlar ki ya keşke hiç gitmeseydim. Hocam öyle göreceğime hiç gitmeseydim keşke diyen bu şekilde ayrılanların sayısı o kadar çok ki. Şimdi bu manzara karşısında peki bunun politik tarafı nerede? Şimdi oraya geliyorum. Birileri bana göre onu böyle bir yere götürdüler ki gözlerden uzak bir yere hala Gülen üzerinden iktidarlarını devam ettirebilsinler diye. Çünkü bütün güçlerini nereden alıyorlar? Bütün meşruiyetlerini nereden alıyorlar? Gülen üzerinden. Gülen'in imajı, adı, itibarı, ona duyulan hürmet, saygı sonsuz saygı üzerinden alıyorlar sevgi üzerinden, aşk üzerinden alıyorlar. Hocamız dedi dediği anda bitiyor. Şimdiye kadar zaten bir sürü haltı affedersiniz. Öyle yediler. Hocamız dedi. Hocamızın emri var. Hocamızın talimatı var. Onun bilgisiyle. Ha bazıları gerçekten öyledir. Onun da bilgisiyle onayladır. Bazıları da değildir. Şimdi bu sermayeyi tüketmek istemediler. Harcamak istemiyorlar. Çünkü insanlar geliyor görüyor. Bu sefer şunu diyecekler. Ya siz hocamız dedi diyorsunuz da hocamızın konuşacak hali yok, konuşamıyor, hatırlamıyor, bazı şeyleri söyleyemiyor, bazı hareketlerinde yani yürüyemiyor, ne bileyim bazı ge gerçekleri karıştırıyor. Diyorum ya seçerek konuşuyorum. Şimdi bütün bu şartları görenler şunu diyecek. Benim gördüğüm, şahit olduğum hoca efendinin hiç de böyle sizin bahsettiğiniz gibi bir şeylerin arz edilebileceği, onayının alınabileceği, bir defa yani bağışlasınlar beni o çok seven insanlar. Buna selahiyeti yok şu anda. Yani Mahmut Efendi durumuna düşürüyorlar. İsmail Ağa gibi. Merhum, onun da sevenleri var. Merhum diyeyim. Ee, Mahmut Efendi gibi. Onu da böyle yaptılar ya. Hani e, izole ettiler aslında. Onun adı üzerinden cemaat, tarikatı yönetmeye devam ettiler. Aslında onu, manevi bir kişilik. Manevi büyük. Gerçekte o yönetmiyor. Onun üzerinden başkaları yönetiyor. Onun gibi. Veya ben izlemedim de izleyenler söylüyor. Birkaç kişi söyledi. Kızıl kızıl Goncalar dizisinde de böyle bir şey anlatılıyormuş sanırım. Aynı buradaki gibi. Bir tarikat veya cemaat onun lideri bu şekilde alınıp yere götürülüyor sağlık gerekçesiyle. İzlemediğim için bilmiyorum dediğim gibi ama izleyenler böyle söylüyor. Burada da böyle bir şey var. Sağlık politik dediğim bu. Sağlık tarafı var doğru ama politik tarafı da var. Çünkü sürdürmeleri lazım. Gülen'in adını kullanmaları lazım. Onun ağzından onun izniymiş gibi, onun onayıymış gibi, onun talimatı giymiş gibi, onun bilgisiyle yapılıyormuş gibi aşağıya bir şeyleri söylemeye devam etmeleri lazım. Şimdi bu şartlarda kime ne anlatacağız? Konuşamıyoruz, konuşturmuyorsunuz. O yüzden evet borcum da var. Bu bir vazgeçiş değil. Bitirirken onu da söyleyeyim. Bazıları hayal kırıklığına uğrayacak. Ne yani şimdi biz öğrenemeyecek miyiz? Bu arada öğreneceğiniz yeni bir şey de yoktu onu da söyleyeyim. Zaten Ebu Selem'e gülen söylenmedik bir şey bırakmadı. Zaten bu adam her şeyi bilen kişi değil ki. Yani darbe bir yerde bir odada darbeyi planlıyorlar. burada oradaymış. Her şeyi öğrenmiş, bunu ifşa ediyor değil. Kendisinin o süreçte bir şekilde mesleki olarak içine düştüğü veya düşürüldüğü ve bu çerçevede de duyduğu birkaç cümle var, birkaç olay var, şahit olduğu, parçası olduğu. Bir de 15 Temmuz sonrası alet edildiği, kendisinin de alet olduğu. Şimdi çok büyük pişmanlık duyduğu bir iki olay var. Bunlar konuştuğumuz iki ya da üç olay biliyor musunuz? Ve bunları zaten yazdı. Ha biz burada ne yapacaktık? Görüntülü olarak kendi sesinden, kendi yüzünden bunu anlatmış olacaktı. Ve kayda geçirmiş olacaktık. Youtube'da duracaktı. Bir de benim sorularımla biraz açtım. Peki o ne, bu ne, bu ne zaman oldu, o kimdi, bu kimdi diye. Biraz daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştığım bir yayındı. Ha bundan dolayı yine de bu önemli. Biz bunu öğrenmek istiyoruz, duymak istiyoruz diyenler var. Onlara hayal kırıklığına uğratmak istemem. Bu temelli bir vazgeçiş değil. Sadece biraz müsaade istiyorum. Şu şartlar altında, bu pespayelik altında, bu vicdansızlık her iki tarafında. Ve her iki tarafında bu sömürüsü, istismarı, ya hasta yatağındaki kanser bir adamın acılarından, evladının evladına karşı Böyle bir duruma düşüyor. Tamam, Ebu Seleme Gülen'in de burada çok büyük hatalar var babasına bunları yaşatmakta ve yaşatılmasında. Ama bir tek ondan ibaret değil. Ee, şimdilik biraz izin istiyorum. Bana biraz müsaade edin. Düşünmeye devam edeceğim, ölçeceğim, biçeceğim. Ama yayınla ya hiçbir zaman yayınlamayacağım değil. Sonuçta bu video çekildi, burada duruyor. Eninde sonunda yayınlayacağım bunu bakın. Burada bu güvenceyi verebilirim. Burada çok netim, çok netim. Yani ömrüm yettiğince zaten bunu söylerken de 10 sene sonrasını falan kastetmiyorum. 5 sene sonrasını da kastetmiyorum. Gene şöyle bir çağrı yapayım o zaman. Ben Türk halkına sesleniyorum. Ya birileri yöneticileriniz, iktidarlar, kendi saltanatları, kendi milyarlarca dolarlık servetleri, sarayları veya korkuları veya menfaatleri için bir şekilde bu insafsızlıkları, bu hukuksuzlukları, bu zulümleri sürdürüyor olabilirler bari siz biraz durun. Yeter artık deyin. 3 kişi 5 çık kişi çıksın desin ki ya doğru söylüyor bu adam. Bu çocuk Ahmet Dönmez neyse doğru söylüyor. Yeter artık deyin ya bir yerde artık yeter deyin. Bu kadar da fazla deyin. Bu kadar insafsızlık olmaz deyin. Bu kadar haksızlık olmaz deyin. Ya bu kadar da olmaz deyin. Hamur abi kanunlarında bile masumiyet karinesi diye bir şey var kardeşim. Orada bile bakın 1700 yıl öncesinde bile Birisinin suçu bir başkasının üstüne yüklenemiyor. Hamur abi kanunlarında bile var. Şimdi siz nasıl olur da bu kadar her şeyden habersiz suçsuz insanları 8 yıl boyunca geçti doymadınız artık yeter değil mi ya? 3 kişi 3 ehli insaf çıksın 5 kişi yazar, akademisyen, youtuber, influencer neyse siyasetçi iktidarın içinden dışından veya dediğim gibi aydınlardan çıksın bunu desin. Böyle bir şey oluşsun yeter artık densin. Hiç olmazsa bu da buna vesile olsun. Ondan sonra konuşabilelim. Şimdi konuşturmuyorlar. Sesimizin bir anlamı yok. Sözümüzün bir anlamı yok. Yaramızın, ızdırabımızın, çığlığımızın bir anlamı yok. Anlamı olsun. Sussun artık. Dinsin bu acı. Yani diyorum ya 5 tane 10 tane kişi çıksın. Bunu söylesin. Bunu bekliyorum. Bunu istiyorum. Ondan sonra biz de konuşuruz. Bu videoyu da yayınlarız. Biraz insaf devreye girsin ya. Yeter artık hep böyle zalimlerin sesi çıkmasın. Hep bu hukuksuzların, bu hırsızların, bu, bu mafyanın veyahut da bundan beslenenlerin sesi çıkmasın. Bu çırtkanların, bu borazanların, bu utanmazların, bu suçluların sesi çıkmasın. Artık biraz da ehli insafın sesi çıksın. Ehli vicdanın sesi çıksın. Yeter yahu deyin. Densin bunlar. O zaman konuşalım. Bu videoyu da yayınlayalım. Bir hafta sonra yayınlarım. Üç gün sonra yayınlarım. Bakın bir de işin şu boyutu var. Fakirleştik diyorsunuz değil mi bugün? Fakirleştiyseniz de bundan fakirleştiniz. Bugün yoksulsanız bundan yoksulsunuz. Bu hukuksuzluklar zannetmeyin ki bundan bağımsız. Tam tersine en büyük sebebi bu. Bütün uzmanlar bunu söylüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hukuka dönmedikçe, adaleti tesis etmedikçe, bu keyfi yönetime, bu keyfi iktidara son vermedikçe bu kadar şiddet, bu kadar kan, bu kadar cinayet, bu kadar mafya, bu kadar çete, bu kadar hırsızlık, bu kadar yolsuzluk, bu kadar çürüme, bu kadar yozlaşma devam ettiği müddetçe karnınız da doymayacak. Bu fakirleşmeniz de bitmeyecek. Bu yoksullaşmanız da bitmeyecek. Hiçbir şey için olmasa bile bunun için artık ses çıkarın. Yani Türkiye kaybetti, Türkiye yok oluyor, nesiller yok oluyor artık yeter deyin. Cemaat tabanı da artık susmasın. Bu sessiz onaylar bir işe yaramıyor. Sesinizi çıkarmadığınız müddetçe bunlar orada ca kebabı yemeye devam edecekler. Kendi iktidar oyunlarını, kendi o ahlaksız yalanlarını sürdürmeye devam edecekler. Birilerini susturmaya devam edecekler. Bakın. Bakın neler oluyor biliyor musunuz? Bu kadar Türkiye'de yeniden yapılanma adı altında operasyonlar oluyor gencecik çocuklara. Burada bazı adamlar hala hapisten yeni çıkmış kişilere bölge görevleri veriyorlar. Detaya girmeyeceğim bölge görevleri veriyorlar. Adam hapis yatmış çıkmış. Üstelik öyle bir manevi baskı uyguluyorlar ki. Hocam nasıl yani bu kadar hizmetler sükuta mı uğrasın? Bu hizmet bayrağı yere mi düşsün? Yani kendileri kuyruğu dik tutmak adına hala devam ediyorlar. Birilerine görevler veriyorlar. Şunu bile duydum bakın polis takip ediyor. Polis takip ediyor ve gidiyorlar diyorlar ki bu şekilde görev verilmiş bir gence. Bak seni takip ediyoruz haberin olsun. Takiptesin yapma uyarıyor. Demek ki böyle 3-5 tane vicdanlı adam var. Buna rağmen abisi ne diyor biliyor musunuz? Ya boş ver. Böyle takip ederler sonra bırakırlar. Peşinden düşerler. Bunu bilerek bizatihi bildiğim bir örnek üzerinden anlatıyorum bakın. Bu şekilde anlatıyor, Bilerek anlatıyorum söylüyorum. Bildiğim kişiler. Ve devam ediyorlar. Öyle bir mavi baskı uyguluyorlar ki. Rüyalar anlatıyorlar bu görevi almak zorunda hissediyor. Diyor ki herkesin bırakıp gittiği bir yerde, herkesin yalnızlaştığı bir yerde şimdi ben de verilen bu görevi almazsam, elimin tersiyle itersem ya Allah bana bunun hesabını sorarsa kendini düşündün, işte hapse girmeyim dedin, çoluk çocuğunu düşündün ama hizmeti düşünmedin. hizmeti, imaniye ve Kur'an'ı ders Allah bana hesap sorarsa böyle manevi baskı uyguluyorlar. Bir takım rüyalarla dediğim gibi. E, siz buna devam ediyorsunuz. Ondan sonra da bunlara operasyon oluyor, tutuklanıyor. "Vay efendim şöyle böyle kardeşim yapmayın. Ölüyor musunuz yani?" Ölüyor musunuz? Yapmayın ya. Bu kadar adamla bu kadar hukuksuzca, gemi azıya almış devam ediyor. Siz de her türlü malzemeyi veriyorsunuz. Sonra da Ahmet Dönmez e suçunun, Ahmet Dönmez konuşunca malzeme veriyorsun. Malzemeyi sen veriyorsun. Her şeyinizi veriyorsunuz bir tek bununla değil bakın. Bir tek bununla değil. Yani neyse çok konuştum zaten bağışlayın. Dediğim gibi son nokta şu. Bu bir vazgeçiş değil. Zaten yayınlara devam ediyorum da. Bu, bu Ebu Seleme Gülen'le ilgili de vazgeçiş değil. Ben bunu yayınlayacağım eninde sonunda. Fakat şu gürültü, şu bu yamyamlık ortamında yapmak istemiyorum. Kimseye malzeme olmak istemiyorum. Ha Ebu Seleme Gülen konuşur. Yayın çeker, video çeker, anlatır. Başka bir gazeteci konuşur. Olabilir. Ya Olabilir. Yani çok önemsemiyorum. Olsun da. Ama ben kendim burada tavrımı ortaya koyuyorum. Kararımı ortaya koyuyorum ve şimdilik vazgeçiyorum. Şimdilik erteliyorum daha doğrusu. Ama bir süre koymaksızın bunu eninde sonunda yayınlayacağımı da güvencesini de veriyorum. Beni anlayışla karşıla, karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Karşılamayanlar için de yine de afımı istirham ediyorum. Canları sağ olsun diyorum. Aklı selimde buluşacağımız günler için İnsafta, vicdanda, hukukta, ahlak ölçülerinde buluşacağımız günler için hepimize çok büyük vazifeler düşüyor. İnşallah o günler çok çok beklemeden gelir. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.